hareketi gösteriyorum. Rakamlar böyleydi. Detayları, ikinci seansa dair beklentileri ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yeliz Karabulut'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugünün haftanın son işlem günün rakamları nasıl gördünüz ve özellikle artık içeride seçime ve seçim sonuçlarına odaklanıldı ama yine de bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Bunu neye bağlarsınız, bu imsali beklentiler nedir? Bu imsallik daha çok bankalar ayağında daha çok yükseliş görüyoruz. Bugün %2.94 banka endeksinde yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası'nda tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödeme tartışmaları bankalara olan talebin artmasına, banka hisselerine olan talebin artmasına neden oldu. Diğer taraftan baktığımız zaman Euro bölgesindeki borsalardaki pozitif eğilimin olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde açıklanan Türkiye tüketici güveninde %72.7 seviyesine yükselmesi ve bunun yanında ise seçim öncesindeki bir hareket, bir rally diyebiliriz buna. Yukarıda 69 bin seviyesi önemli. Bu seviyenin aşılması halinde önümüzdeki günlerde yükseliş görebiliriz. Fakat bir kar realizasyonu gelmesi de olası. Burada aslında orta vadede kritik noktası 66.500 seviyesi. Burası 200 haftalık hareketli ortalama. Bu seviyenin üzerinde tutulduğu sürece yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Önümüzdeki hafta kritik bir hafta. Hatta seçim sonuçlarının piyasalar etkilemesi de beklenebilir bu aşamada. 66.500 seviyesi aşağıda önemli bir destek noktası, kritik nokta. Yukarıda ise 69.000 seviyesi kritik nokta olarak görüyoruz. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut'tan günün rakamlarının detayları.